Birinci soru. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A şıkkı 2 çarpı 2 çarpı 2 eşittir 2 üzeri 3. Bu doğrudur. B şıkkı 2 üzeri 4 eşittir 4 üzeri 2. 2'nin dördüncü kuvveti 16'dır. 4'ün karesi de 16'dır. Bu da doğrudur. C şıkkı 5 üzeri 2 çarpı 10 üzeri 3 eşittir 2500. Bunu yapalım. 5'in karesi 25'tir. 10'un küpü ise 1000'dir. 25 ile 1000'i çarptığımızda 25.000 olur. 2500 dediği için bu yanlıştır. Doğru cevap C şıkkıdır. D şıkkı 1 üzeri 250 eşittir 1'dir. 1'in tüm kuvvetleri 1'e eşit olduğu için bu da doğrudur. İkinci soru. Aşağıdakilerden hangisi 90 sayısının asal çarpanlarından biri değildir? 90'ı asal çarpanlarına ayıralım. 90'ı 2'ye böldüğümüzde 45 olur. 3'e böldüğümüzde 15 olur. 3'e böldüğümüzde 5 olur. 5'e böldüğümüzde de 1 olur. 90'ın asal çarpanları 2, 3 ve 5'tir. 7, 90'ın asal çarpanı olmadığı için doğru cevap D şıkkıdır. Üçüncü soru. Sadece karanfillerin ve güllerin bulunduğu bir vazoda 13 tane karanfil, 27 tane gül vardır. Güllerin sayısının vazodaki tüm çiçeklerin sayısına oranı kaçtır? Vazoda 13 tane karanfil, 27 tane gül var. Toplam 40 tane çiçek vardır. Güllerin sayısının tüm çiçeklerin sayısına oranı 27 bölü 40'a eşittir. Doğru cevap B şıkkıdır. Dördüncü soru. 6 bölü 8 kesri aşağıdakilerden hangisiyle çarpılırsa bir tam elde edilir? 6 bölü 8 kesrini sadeleştirdiğimizde 3 bölü 4 buluruz. 3 bölü 4 ile de 4 bölü 3'ü çarptığımızda bir tamı elde ederiz. Doğru cevap D şıkkıdır. Beşinci soru. Yolcu taşıma kapasiteleri 27 ve 45 kişi olan iki araçla dörder kez servis yapılıyor. İlk 3 serviste araçlar tam doluyor. Son serviste büyük olan araçta küçük araçtakinin 2 katı kadar boş koltuk kalıyor. Taşınan toplam yolcu sayısı 276 olduğuna göre küçük olan araçta toplam kaç yolcu taşınmıştır? Bu iki araçta toplam 4 servis yapılmış. Bir seferinde 27 artı 45, 72 yolcu taşınır. 4 sefer tam olmuş olsaydı 72 çarpı 4 toplam 288 yolcu taşınacaktı. Fakat 4. seferde tam dolmadığı için arabalar 276 kişi taşınmış. O zaman 288'den 276'yı çıkarırsak boş koltuk sayısını 12 olarak buluruz. Şimdi son serviste büyük olan araçta küçük araçtakinin 2 katı kadar boş koltuk kalmış. Şimdi 2 kat büyük araçta, 1 kat da küçük araçta, o zaman 3 katlık boş yer var. 12'yi 3'e bölersek 4 buluruz. Bu şu demek, küçük araçta 4 kişilik boş yer var. Büyük araçta ise bunun 2 katı 8 kişilik boş yer var. Toplam 12 kişilik boş yer olmuş oluyor. Şimdi bize küçük olan araçta toplam kaç yolcu taşındığı sorulmuş. Şimdi küçük araçla 4 servis yapılmış olsaydı 27 çarpı 4'ten toplam 108 yolcu taşınırdı. Fakat 4 kişilik yer boştu son seferde. O zaman 108'den 4'ü çıkardığımızda 104 buluruz. Doğru cevap B şıkkıdır. Altıncı soru 3 bölü 7 bölü 42 işleminin sonucu kaçtır? Birinci kesri aynen yazalım. İkinci kesri ters çevirip çarpalım. Şimdi 3 ile 42 sadeleştiğinde burası 14 olur. İşlemin sonucu 1 bölü 7 kere 14 de 98'e eşit olduğu için doğru cevap A şıkkıdır. Yedinci soru aşağıdaki kesirlerden hangisi 59 bölü 79 kesrine en yakındır? Bu sayıları en yakın onluğa yuvarladığımızda 60 bölü 80 olur. Bunları sadeleştirdiğimizde de arkadaşlar 3 bölü 4 buluruz. Dolayısıyla D şıkkındaki 3 bölü 4 59 bölü 79'a en yakın olan sayıdır. Doğru cevap D şıkkıdır. 8. soru. Aşağıdaki şekilde BCD doğrusal noktalar ve FCE açısının ölçüsü ile ACD açısının ölçüsü birbirine eşittir ve 90 derecedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? FCE ile ACD 90 dereceymiş. Bakın şu şekilde burası 90 derece, şurası da 90 derece. Şimdi şu açıya A dersek bu B olur. A ile B'nin toplamı 90 olur. Bu da A olur. Bu da B olur. Şimdi şıklara bakalım sırasıyla. A şıkkı BCF ile FCE tümlerdir demiş. BCF A çıktı. FCE'nin zaten tamamı 90 derece olduğu için bu yanlıştır arkadaşlar. Doğru cevap A şıkkı. B şıkkına bakalım. BCE ile demiş. ACF bütünlerdir. BCE şurası bakın. Bir de
Buradaki B ikisinin toplamı 180 derece. Bu doğrudur arkadaşlar. Bütünler oluyor. ECD ile FCB. ECD B çıktı. FCB ise arkadaşlar A çıktı. A ile B'nin toplamı 90 derece olduğu için bu da doğrudur. D şıkkına bakalım. DCE ile ECB. DCE B idi. ECB ise arkadaşlar şunun tamamı. Dolayısıyla bu ikisinin toplamı 180 derece oluyor. Bu da doğrudur. Yanlış olan A şıkkı olduğu için doğru cevap A şıkkıdır. Dokuzuncu soru. Aşağıdaki cebirsel ifadelerden hangisi x'in en küçük doğal sayı değeri için 25'e eşit olur? Şimdi x'in en küçük doğal sayı değeri arkadaşlar 0 olur. Şimdi şıklara bakalım. X'e 0 verdiğimizde A şıkkı 6 kere 0 0. 0 18 daha 18'e eşit olur. B şıkkı 2 kere 0 0. 0 23 daha 23 olur. C şıkkı 7 kere 0 0. 0 25 daha 25 olur. D şıkkı 8 kere 0 0. 17 daha 17'ye eşit olur. 25'e eşit olan bakın burası olduğu için doğru cevap C şıkkıdır. 10. soru. Aşağıda verilen sayılardan hangisi 2,507 sayısı ile çarpılırsa sonuç bir tam sayı olur? Evet, 2,507'yi biz 1000 ile çarptığımızda sonuç 2507 olur ve tam sayı olur. Doğru cevap D şıkkıdır. 11. soru. Tabanının bir kenar uzunluğu 4 desimetre, yüksekliği 5 desimetre olan karedik prizma şeklindeki bir akvaryumun yarısı su ile doludur. Bu akvaryuma 10 litre daha su konulduğunda akvaryumun kaç litrelik kısmı boş kalır? Bu akvaryumun hacmini hesaplayalım. Hacim taban alanı çarpı yükseklikti. Şimdi bunun taban kenarları 4 desimetre olduğu için taban alanı 4 çarpı 4, 16 desimetre karedir. Yüksekliği de 5 desimetreymiş. Fakat yarısına kadar su ile doluysa o zaman bunu 2,5 ile çarpmamız gereklidir. 4 ile 4'ün çarpımı 16'dır. 16 ile de 2,5'ü çarptığımızda 40 buluruz. Bu akvaryumdaki suyun hacmi 40 desimetre küptür. Bu 40 litre yapar. Bu akvaryuma 10 litre daha su konulduğunda akvaryumun kaç litrelik kısmı boş kalır denmiş. Şimdi yarısı doluydu. Yarısı 40 litre ise arkadaşlar boş kısmı da 40 litredir. O zaman 10 litre su konulduğunda boş kısmı 30 litre olacaktır. Doğru cevap B şıkkıdır. 12. soru 4 dekar kaç metrekaredir denmiş. Şimdi 1 dekar 1000 metrekare. O zaman 4 dekar da 4000 metrekareye eşittir. Doğru cevap A şıkkıdır. 13. soru. Bir biçerdöver 450 dekarlık bir tarlanın birinci gün 150 dekarını, ikinci gün ise birinci gün biçtiğinin 6'da 5'ini biçmiştir. Bu biçerdöver bu tarlayı 3 günde biçtiğine göre 3. gün biçtiği alan kaç dekardır? Birinci gün 150 dekarı biçmiş. İkinci gün ise bunun 6'da 5'ini biçmiş. 150'nin 6'da 5'ini bulalım. Önce 6'ya bölelim. 150'yi 6'ya bölersek 25 dekar olur. Bunu da 5 ile çarptığımızda 125 dekar olur. İlk gün 150 idi. İkinci gün 125. Topladığımızda 275 dekar olur. Tarlanın tamamı 450 dekardı. 450'den 275'i çıkaralım. 0'dan 5 çıkmaz. 10'dan 5 çıktığında 5 kaldı. Burada 4 kalır. 4'ten 7 çıkmaz. 14'ten 7 çıktığında 7 kaldı. Burada da 3 vardı. 3'ten de 2 çıkardığımızda 1 buluruz. 3. gün 175 dekar biçilmiş. Doğru cevap B şıkkıdır. 14. soru. Aşağıdaki çarpma işlemlerinden hangisinin sonucu diğerlerinden farklıdır? A şıkkı 0,5 ile 0,4'ü çarptığımızda 0,20 buluruz. B şıkkı 0,12 ile 5'i çarptığımızda 0,60 buluruz. C şıkkı 0,4 ile 1,5'ü çarptığımızda 0,60 buluruz. D şıkkı 2 ile 0,3'ü çarptığımızda bu da 0,60'a eşittir. Farklı olan 0,20 olduğu için doğru cevap A şıkkıdır. 15. soru. Mart ayının ilk gününde İstanbul'da hava sıcaklığı sıfırın altına düşmüş. Ankara'da ise daha soğuk olmuştur. Aynı gün en düşük sıcaklık Erzurum'da ölçülmüştür. Buna göre bu 3 ilin hava sıcaklıkları aşağıdakilerden hangisi olabilir? İstanbul sıfırın altında, Ankara'da ise İstanbul'dan daha soğuk. A şıkkı olamaz. Eksi 3, eksi 4'ten büyük olduğu için. B şıkkı da olamaz. 0, eksi 2'den büyük olmuş. C şıkkı hiç olamaz. Çünkü İstanbul artı. D şıkkına bakalım. İstanbul eksi 3. Ankara eksi 3'ten daha küçük. Bakın eksi 5. En düşük sıcaklık ise Erzurum. Bakın eksi 8. Doğru cevap D şıkkıdır.
16. soru. Ahmet bulunduğu kattan 9 kat aşağı indiğinde zemin kattan 2 kat alta gelmiştir. Buna göre Ahmet bu kata kaçıncı kattan inmiştir? Ahmet bulunduğu kattan 9 kat aşağı indiğinde zemin kattan 2 kat alta gelmiştir. Buna göre Ahmet bu kata katıncı kattan gelmiştir? Şimdi zemin katın 2 kat altı eksi ikinci kattır. O zaman 7. kattan inmiştir arkadaşlar. 7. kattan 9 kat aşağı inince eksi ikinci kat olur. Doğru cevap B şıkkıdır. 17. soru. Yukarıdaki arsa 3 kardeş arasında eşit olarak paylaşılacaktır. Verilenlere göre her bir kardeşe kaç metrekare arsa düşer? Şimdi bu şekli incelediğimizde bakın burada bir dikdörtgen var. Bunun alanı 20 çarpı 50'den 1000 metrekare yapar. Şu şekilde böldüğümüzde bakın burada da bir kare var. 100 çarpı 100. Burası da 10.000 metrekare olur. Burada bir dik üçgen var. Bunun kenarları da 20 ve 100 olduğu için 20 ile 100'ü çarptığımızda 2000 olur. 2000'i de 2'ye böldüğümüzde 1000 buluruz. Şimdi toplam alan burası 10.000, burası 1000, burası da 1000. Toplam 12.000 metrekare yaptı. 12.000'i de 3'e böldüğümüzde bir kardeşe 4.000 metrekare arazi düşer. Doğru cevap C şıkkıdır. 18. soru. Aşağıdaki ifadelerden hangileri daima doğrudur? Birinci madde. 10 ile kalansız bölünen her doğal sayı 5 ile de kalansız bölünür. Bu doğrudur arkadaşlar. İkinci madde. 3 ile kalansız bölünen her doğal sayı 6 ile de kalansız bölünür. Bu yanlıştır. Mesela 9 3'e bölünür fakat 6'ya bölünmez. Üçüncü madde. 6 ile kalansız bölünen her doğal sayı 2 ile de kalansız bölünür. Bu doğrudur. Dördüncü madde 2 ile kalansız bölünen her doğal sayı 4 ile de kalansız bölünür. Bu yanlıştır. Çünkü mesela 6 2'ye bölünür fakat 4'e bölünmez. Doğru olanlar 1 ve 3 olduğu için doğru cevap A şıkkıdır. 19. soru. Boyutları 6 metre, 3 metre ve 2 metre olan dikdörtgenler prizması şeklindeki bir kamyon kasasına her bir ayrıtının uzunluğu 0,5 metre olan küp şeklinde 200 koli yerleştirilmiştir. Bu kamyonun kasasına dışarı taşımayacak şekilde bu kolilerden en fazla kaç tane daha yerleştirilebilir? Önce bu kamyon kasasının toplam hacmini hesaplayalım. 6 çarpı 3 çarpı 2 36 metre küp yapar. Küp şeklindeki kolilerden bir tanesinin hacmini hesaplayalım. Ayrıt uzunluğu 0,5 olduğu için 0,5 çarpı 0,5 çarpı 0,5. Bu işlemi yaptığımızda 0,125 metre küp buluruz. Bundan 200 tane yerleştirilmiş. 200 ile bunu çarptığımızda arkadaşlar 25 metre küp buluruz. Şimdi boş kısmı bulmak için 36'dan 25'i çıkardığımızda da 11 metre küp olur. Şimdi bu boş kısma kaç tane koli yerleşir onu bulalım. 11 metre küpü 0,125'e bölelim. 1000 ile genişlettiğimizde 11.000 olur. 11.000'i de 125'e böldüğümüzde 88 koli çıkar arkadaşlar. Doğru cevap D şıkkıdır. 20. soru. Yukarıdaki ABCD dikdörtgeninin uzun kenarının uzunluğu 10 santimetre, kısa kenarının uzunluğu 6 santimetredir. Buna göre ABE üçgenin alanı kaç santimetre karedir? AB doğru parçasının uzunluğu 10 santimetre. Buradaki yükseklik de arkadaşlar kısa kenara eşit olduğu için 6 santimetredir. Üçgenin alanı bulunurken taban çarpı yükseklik bölü 2 formülünü kullanırız. 10 ile 6'yı çarptığımızda 60 olur. 60'ı da 2'ye böldüğümüzde 30 santimetre kare buluruz. Doğru cevap C şıkkıdır. 21. soru. Bir otomobilin deposu 60 litre benzin almaktadır. Deponun içinde bir miktar benzin varken litre fiyatı 5,07 lira olan benzinden 278,85 liralık alındığında otomobilin deposu tam olarak dolmuştur. Buna göre başlangıçta otomobilin deposunda kaç litre benzin vardır? Şimdi 278,85 liralık benzin kaç litre yapar onu bulalım. 278,85'i 5,07'ye bölelim. Bu sayıları 100 ile genişlettiğimizde 27.885 bölü 507 olur. Şimdi 2788'in içerisinde 5 kere olur. 5 kere 7 35 elde var 3. 5 kere 0 0 3 de elde 3. 5 kere 5 25.
Çıkarma işlemini yapalım. Burası 3 olur, burası 5 olur, burası da 2 olur. 5'i indirelim. 2535'in içerisinde 507 5 keredir. 5 kere 7 35. 5 kere 0 0. 3 de elde 3. 5 kere 5 25. Çıkardığımızda 0 olur. Demek ki 55 litrelik benzin alınmış. Deponun hacmi 60 litreydi. O zaman 60'tan 55'i çıkardığımızda geriye 5 litre kalır. Doğru cevap B şıkkıdır. 22. soru. Şekildeki ABCD dikdörtgeninin çevresini santimetre cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Dikdörtgenin kısa kenarı x artı 2 santimetre, uzun kenarı da 2x artı 4 santimetre. Şimdi çevresini bulurken hepsini toplayalım. Burada 2x var, 2x de burada 4x, 1x burada 5x, 1x de burada toplam 6x oldu. Şimdi sayıları toplayalım. Burada 4 var, burada da 4 var, 8, 2 de burada 10, 2 de burada 12. Evet, bu dikdörtgenin çevresi 6x artı 12'dir. Doğru cevap D şıkkıdır. 23. soru. Bir ayırtının uzunluğu 1 metre olan küp şeklindeki boş bir su deposuna aşağıda verilen su miktarlarından hangisi doldurulursa bu depo taşar. Küp şeklindeki deponun bir ayırtı 1 metre ise bunun hacmi 1 çarpı 1 çarpı 1 metre küp olur. 1 metre küp arkadaşlar 1000 desimetre küpe eşit olur. Bu da 1000 litreye eşittir. Şimdi A şıkkında 1 metre küp su konursa taşmaz. B şıkkında 1000 litre konursa taşmaz. C şıkkında 10.000 desimetre küp konulursa bu taşar. Neden? Çünkü 10.000 desimetre küp 10.000 litre yapar. Doğru cevap C şıkkı. D şıkkı 10.000 santilitre konulursa. 10.000 santilitre 100 litreye eşittir. Dolayısıyla 100 litre konulduğunda taşmayacaktır. Doğru cevap C şıkkıdır. 24. soru. 224 sayfalık kitabı bir haftada okuması gereken Ece, pazartesi günü 30 sayfa, salı günü 39 sayfa okumuştur. Ece kitabın kalan kısmını günde ortalama kaç sayfa okuyarak bitirebilir? Ece pazartesi günü 30 sayfa, salı günü de 39 sayfa okumuş. Toplam 69 sayfa okumuştur. Geriye kitabın kaç sayfası kalmış onu bulalım. 224'ten 69'u çıkaralım. 14'ten 9 çıktı, 5 kaldı. Burada 1 kalır. 1'den 6 çıkmaz. 11'den 6 çıkınca da 5 kalır. Burada da 1 kalır. Şimdi geriye 5 gün kaldı. 5 günde toplam 155 sayfa okuyacak. O zaman ortalamayı bulmak için 155'i 5'e böleriz. 155'i 5'e böldüğümüzde de 31 sayfa buluruz. Doğru cevap B şıkkıdır. 25. soru. 2016-2017 eğitim öğretim yılında bir okulda eğitim gören kız ve erkek öğrencilerin sayılarına ilişkin grafik aşağıda verilmiştir. Grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A şıkkı. En az öğrenci birinci sınıflardadır. Şimdi bakalım birinci sınıflarda 52 tane erkek, 63 kız. Bunların toplamı 115 kişi yapar. İkinci sınıflar 88 erkek, 80 kız. 168 yapar. Üçüncü sınıflar 62 erkek, 40 kız. Toplamları 102 yapar. Dördüncü sınıflar 72 erkek, 55 kız. Bunların toplamları da 127 kişi yapar. Görüldüğü gibi en az 3. sınıflar. A şıkkı yanlıştır arkadaşlar. Doğru cevap A şıkkı olacak. B şıkkına bakalım. En fazla öğrenci 2. sınıftadır. Bu doğrudur. C şıkkı. Kız öğrenci sayısı en az olan 3. sınıflardır. Şimdi kızlara baktığımızda arkadaşlar en azla 40 var. Bakın burada 3. sınıflar. Bu doğrudur. D şıkkına bakalım. Okuldaki toplam erkek öğrenci sayısı toplam kız öğrenci sayısından fazladır. Erkek öğrenci sayılarını toplayalım. Birinci sınıflarda 52 erkek var. İkinci sınıflarda 88. Üçüncü sınıflarda 62. Dördüncü sınıflarda 72. 2, 8 daha 10. 2 daha 12. 2 daha 14. 14'ün 4'ü elde var 1. 5, 1 daha 6. 8 daha 14. 6 daha 20. 7 daha 27. Toplam 274 tane erkek öğrenci var. Şimdi kızları toplayalım. Birinci sınıflarda 63 tane. İkinci sınıflarda 80 tane. Üçüncü sınıflarda 40, dördüncü sınıflarda 55 kişiler topladığımızda 3, 5 daha 8, 6, 8 daha 14, 4 daha 18, 5 daha 23. Görüldüğü gibi erkek öğrenciler kız öğrencilerden daha fazla olduğu için bu D şıkkı da doğrudur. Yanlış olan A şıkkı olduğu için doğru cevap A şıkkıdır.